arkadaşlar, ben hazır değilim. Ne yaptınız? Ben yayında değilim. Yani ben hazır değilim. Siz yayındasınız, ben değilim. Bir dakika. Günay. Günay. Günaycığım. Bak, adını dağlara haykırmak istiyorum. Günaycığım. Eyvah yayındayız diye seslenmek istiyorum. Yayına girdik. Sen yoksun. Günay. Açar mısın? Allah'ım, bu akşam da sizlere birbirinden güzel konuklarla süper bir program hazırlamayı düşündük ve gerçekten çok eğlenceli konuklarımızla süper bir program yapacağız ama kapıyı açam. Günay, Günay, eyvah yayındayız. Bu akşam eyvah yayındayız bir ilki gerçekleştirecek. İlk defa sanıyorum ki bu merdiven boşluğunda, bu sahanlıkta programımızı gerçekleştireceğiz. Günay evde olmadı ve kapıyı açmadığı için galiba ben konuklarımı saksıya oturtacağım. Geri kalanlarını da asansörde ağırlayacağım. Günaycığım, neredesin? Eyvah yayındayız. Günay, eyvah yayındayız diyorum. Gelir misin artık? Günay, Allah Allah, Günaycığım. Günay. Neredesin? Ne yapıyorsun burada be? Günaycığım, eyvah yayındayız, gördüğün gibi yayına girdik. Aa, yayına mı girdin? Evet. Kardeşim, ben size demedim mi ya ben gelene kadar girmeyin diye? Nermin abladan minder almaya gittim, çekil. Ya ne minderi almaya gidiyorsun Allah aşkına? Ay, millet senin minderini bekler mi? 50 milyonun seyrettiği bir kanal senin minderini bekleyip de yayın akışını aksatır mı? Ya bir dakika, bir şey bugün kalabalığız diyorum sana ya. Allah Allah, kalabalıksın malabalıksın, bunlar ne Allah aşkına ya? Bugün kalabalığız ya, minder aldım, gençler sever minderi. Bugün kim geliyor biliyor musun? Kim geliyor? 7 numaranın oyuncuları geliyor. 7 numaranın oyuncuları geliyor da ne yapacaklar? Minder güreşi mi yapacaklar? Minderler ya getirmişler. Ya bu gençler sever minderi. Koy şuraya. Nereye koyacağız? Bir dakika dur. Önlere mi koysak? Bir dakika. Konuklar önde. Oraya koyma. Bu taraf... Oraya koyma. Ne? Yok. Hangi? Şunun arkasında ona yok. Arkada kalıyor yok, o zaman. Oraya da koyma. Nereye koyacağız? Gel bunu içeri götür. Ya bir yere koyalım. Şunları da programa başlayalım artık. Gel gel. Allah Allah. Günay. Bu minder... Allah. Bu ne ya? Yahu işte... Biraz minder yaptırsaydın. Ya Güvencim, gençler sever ya öyle minder üstünde oturmayı. O yüzden... Ama hafif bir abartı durumu var. Ay ne abartısı? Bu gitar ne? O gitar da yine gençler sever, arada tıngırdatırlar diye getirdim. Harika, süpersin ha. Hey, çok akıllısın ha. Biraz zeka yapmışız. İstersen salon ortasına ateş de yakalım, ateşi de sever gençler. Ya Güvencim, ben yani şovu renkli bir hale getirmeye çalışıyorum. Ne anlamı yok? Anlamıyorum ben sana ya. Minderleri şimdi mi koy, şimdi koymayalım mı? Sonradan mı alacağız içeriden? Hayır, orada koyalım. Şimdi evin düzeni iyi değil mi? Hangisinin düzeni? Evin düzeni aynı düzen işte. Bak, yalnız minderleri nereye koyacağımızı bilmezsek, ha, onlar geldiği zaman elimiz ayağımız birbirine girer. Ya tamam, onlar gelince prova yaparız. Şimdi sen hazır mısın? Ben hazır, sen hadi, hazır mısın? Bak. Günay, kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi aç kapıyı. Hadi. Aç. Tamam, güzel güzel, harika. Efendim! Canım, hoş geldin. Ben de bir daha gideceğim. Harika, süper, tabii. Bir dakika, giriş yeri bir daha gidelim istiyorlar, evet. Buyur. Ve konuklarımız! Konuklarımız geldi. Böyle sarılacaksın. Şimdi. Oldu mu? Hoş geldin. Hoş geldin. Gelin lütfen. Fatma Hanım, siz mi oluyorsunuz? Ağlayalım. İstersen alayım onu. O kadar iyiyiz ki. Engin, evet, şeyi alalım istersen. Nereye alacağız? Ceketini. Şuraya atalım. Şöyle oraya mı alacağız? Evet, konuklarımızı. Ay, long play çok güzel olmuş. Evet. Nasılsınız? Hemen mi? Hemen. Hemen olaya gidiyoruz. Direkt. İyiyiz valla. Sen nasılsın? Hamdol, tanışıyor muyuz? Tanışıyoruz. Tanışmaz mıyız? Bütün Türkiye sizi tanıyor. Peki biz seni daha çok tiyatrodan tanıyoruz, sahnelerden tanıyoruz. Senin aklını kim çeldi de 7 numarada oynamaya başladın? Gibi çok güzel, anlat taze, bakalım, hoş, evet, bir sorun var. Niye akıl çelmek o kadar mı kötüyüz? Yok, kötü olduğundan değil yani, şimdiye kadar görmedik seni. Hani kariyerine çok... tiyatrodan devam ediyor daha çok, evet, ağırlıklı olarak. Partnerin nasıl olayı? Nasıl güzel toparlanmış değil mi? Evet, niye böyle? Ya aslında... Çok ciddi ciddi cevap verirsem. Ciddi tabii canım. Bu kısım ciddi oluyor. Bu kısım. Tabii. Gayri ciddi kısım da mı var? Var var. Eyvallah. Var, var. Biz onun için gelmiştik aslında. Ya tiyatroya fazla bulanınca bir süre sonra her şey daha zor gelmeye başlıyor. Aman onu da yapmayayım, bunu da yapmayayım, şunu da yapmayayım diye. Çünkü ortaya çıkan şeyleri de kendinize düşününce yani o fonun önünde bir şekil olarak aman aman iyi ki yapmamışım oluyor. Sonra Oya Yüce bizim prodüktörümüz aynı zamanda dizinin senaristi. O aklımı çeldi. Daha doğrusu o bana çok güven verdi. Sonra Şebnem aklımı çeldi. Onunla beraber zaten denize tutup atladık. Atlıyor muyuz? Bir kere üç dedik. Evet, Şebnem'e de soracağız şimdi zaten. Çelinmemiş, o direkt kabul etti. Şebnem, evet. Senin durumun nedir? Aldığımız bilgilere göre sen hiç senaryoyu da okumamışsın. Hiç, hiç. Okumadan, hiç. Yani, okumadım. Ben eli seçici bir insan değilim. Ben de eli düzeysiz. Hemen gidelim. Hemen atlamıştın sen yani. Hiç onun gibi bir karakterim yok. Sen hemen atlamıştın. Karakterim yoktu zaten. Allah Allah. Aa, lütfen. Bu kısmı doğru, doğru, doğru.
Siz pek hoşlaşmıyorsunuz galiba. Çok severiz birbirimizi. Evet, bir de sizin çok ortak yanlarınız var. Öyle mi? Şimdi iki tiyatrocusunuz. İkiniz de tiyatrocusunuz. Doğru, ikiniz de insanız. İkiniz de, evinizde kedi besliyorsunuz. Benimki kaçtı. Kadarıyla. Seninki kaçtı. Kaçırdı. İkiniz de ödüllü sanatçılarsınız. Ay, İkinizin de ödülleri var. Ha, Güven bu arada. Yani bu gizli bir örgüt durumu yani. Ödül savaşı var aralarında biliyorsun. Ödül savaşı. Tabii, yok yok. Nasıl anlatsanız. Yok vallahi yok. Hayır yapıyormuş. Teslimiyeti kabul ettik ki savaş yok. Ettim ben hemen. Tabii ne? Senin kaç ödülün var benim şu kadar falan. Hiç ben girmem öyle bir. Olmuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir fark var aralarında bütün bu benzerliklerin dışında. Engin'in kedi besleme tarzı farklı. Zaman zaman galiba kedinin terbiyesi için, eğitim için galiba buzdolabına sokulduğu, buzlukta terbiye edildiği yolunda bir takım şeyler öğrendik biz. Bir evet, siyam kedisinin öğreticisinden, eğiticisinden bir şey öğrendiğini iddia etti daha demin dışarıda. Evet. Ne dediği buzluğa sok. Ya işte böyle bir şeyler. Yani kedi buzlukta atla, çıkarttığın zaman mu ayağını, hiç evet. Ne tırmıklama, ne bir şey. Sonra da hatta donmuş olan patilerini kurut. Fön makinesiyle. İnsanlık nerede? Tabii. Evet, anlatayım onu size. Aslında şimdi o benim kedim değildi. Ha, başkasının çağrı başladı. Kendi kedilerime yaptım. Böyle bir... ortak ayak sürdüğümüz bir arkadaşım iki tane kedi getirdi eve. Kediler daha çok kendileriyle şeydiler, ne denir, ilişki içindeydiler. Genelde fakat kediler oluyor. Buzdolabının şeyini, kapısı sesi de nedir, çarplandılar. Buzdolabı açıldığı anda ikisi de modostan giriyor buzdolabına. Ben de hani... Gözleri aç. Ben de hani ne yapma, bu şartlanmayı nasıl şey yaparım, kırarım diye o anki aklımda lise bilgilerini, o Pavlov'un köpeklerini falan da bir araya getirerek böyle bir deneyim yaşatmaya karar verdim kediye. Dedim ki bu zamanın korkulu bir nesne olduğunu anlarsa bunu yapmaz. Ve kediyi şöyle çıkıp buzluğa koydum. Buzluğa mı koydun? Buzluğa koydum, yemin ediyorum. Ve kapağını da kapadım. Hani orada karanlıkta ve soğukta korkacak ve bir daha yapmayacak zannediyordum. Fakat buzlu tekrar açıldı. Kediyi çıkartmak mümkün olmadı. Ya ayaklar yapışmış. Kedi yapışmış. Yapışmış ya. Of ya. Sonra mikrodalgada çözdün. Hadi anlat. Nasıl çözdün? Sonra işte birkaç tırmak yedik falan. Bütün hayvan severleri üstüne saldığımız vardı. Ama sonra günah mahvettirmek için çeşitli kuşlarım, köpeklerim, kedilerim. Yani hayvanlarla artık daha dostane ilişkiler kuruyor. Bir şey söyleyeceğim. Peki gelmeye bir daha gelmedi mi buzdolabına? Ha yok, hayır. Yani. Yani mutfağa bile girmedi galiba. Ben olsam eve girmem de. Bak doğru bir şey söylüyorum. Ben olsam eve girmem. Bence de. Engin görüyor. Kaçarak. Peki Engin, bir de senin Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir hocalığın bak, hala devam ediyor. O bir ilginç yanı o değil. İlginç yanı şey. Engin Alkan notları 2000 üzerinden veriyor Güven Kıraç. 2001 üzerinden böyle bir şey var mı acaba tarihte? Yani hiçbir hoca 2000 üzerinden... Mesela bir öğrenci geliyor ne diyor? Hocam 950 verdiniz ama hakkımı yediniz. Hocam 1250 aldım yapmayın. Hocam 1250 ile de bırakılır mı diye. Zaten bu puanlama sistemi... Hayda. Bir dakika ben kapıya çıkayım. Sen kapıya bak tamam okey. Hakikaten ne kadar ilginçmiş bu ya. Ya şimdi aslında 2000 üzerinden veriliyor da başta korkutucu geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geç kaldık kusura bakma. Ankara'ya gittik efendim. Evet. Numara şöyle buyurun. Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar efendim. Merhaba nasılsın? İyidir. Şimdi, sen nasılsın? Merhaba. Volkan. Hoş evet. Geldiniz. Evet efendim. Siz de Ayça. Buyurun efendim şöyle. Şöyle buyurun. Kalabalık olacağımız evet söylenmişti bana. Ne haber? Çok şaşırdım seni gördüm. Ankara'ya götürdü beni de oradan uçağa binip geri geldi. Böyle oturalım. Evet, nasıl oturacağız? Böyle mi buyuruyor? Böyle geç. Sen de böyle otur. Ayça gel. Şöyle geç. Aslında ne yapsak dur minder mi getirsek? Olmadı. Gel Ayça sen benimle. Sen gidin minder getir içeriden ya. Gel benimle Ayça. Dur Volkan yardım et. Siz de şu koltuğunda. Ben kalkmam yalnız. Yani lütfen rica edeceğim çünkü zorluk olur. Ver onları bana. Şunları şöyle koyayım. Arkadaşlar buraya bir ayarlama yapalım. Volkan'cım dur. Sen yorulma ya. Aa, ne güzel. En iyi niyetli evdir burası. Bak bu yastıkları götür. Bunlar biraz ağır. İstersen şu maviye al. Bu arada burası hem yatak odam. Nasıl? Beğendin mi? Harika. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak ileride evleneceksin. Bekarsın değil mi? Evleneceksin ben sana söyleyeyim. Gel şuraya. Kadının en önemli yeridir bak. Kutsal yeridir. Kale gibidir burası. Anladın mı? Yaptıramadığın şeyi kocana lang diye yaptırırsın yatak odası. Her şeyin başı. Burası Ergenekon Kalesi'dir. Aklında bulunsun. Neymiş? Ergenekon Kalesi. Ergenekon Kalesi. Hiç unutma. Al bakalım. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Güzelce. Çarpmadan sağ sola. Geldi bir ses. Volkan geldi. Minderler geldi.
Minderleri üst üste koyalım aslında, yüksek olsun. Şöyle ha. O zaman ben oturayım. Ya, o kadar iyi anlatıyorum işte minderleri. Yani hep ön planda olacaksın değil mi? Hep yüksekte. Ancak. Sen koltuğa otur. Peki teşekkür. Bir dakika ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Geliyorum yavrum. Ya gene geliyorum dedi. Hoş geldin Ayça. Hoş bulduk. Hepinizle ilgili bilgiler araştırırken programa gelmezden önce siz... Ayça'nın espri makinesi olduğu yolunda ağırlıklı görüşler bildirildi. Doğal konu. Esprilerinden bunalıyor musunuz yoksa? Hayır hayır. Açık konuşalım burada. Yok, Ayça'nın esprilerinden bunalmıyorum. Bunaldığım kişiler var tabii. Ayça'nın ama bir baş esprisi varmış galiba. Deniz ne? Deniz anası. Süper espri. Hadi. Süper espri. Ayça espri mi yapıyor? Yapıyor mu? Bizden korkmadığı zamanlar. Lütfen rica edeceğim. Ayça arkadaşlar bir dakika. Ayça Deniz anası esprisini yapacak. Ama reytingleriniz düşerse. Yok yok yok. Bizim derdimiz yok. Ben o zaman şimdi size Deniz anası taklidi yapayım mı? Lütfen hadi. Deniz anası taklidi rica ediyoruz. Deniz hadi gel yat oğlum artık. Harika. Harika. Süper. Gördün yalnız mi? En korkunç şey biliyor musun? Ne? Ayça yazın grubunda. Hem de. Yani, yalnız buna rağmen dizi tuttu. Harika da güzel. Sağ ol. Teşekkür etmek lazım size. Peki Volkan'cığım senin durumun nedir? Neyle ilgili abi? Ya senden de galiba bir ufak bunaltı geçirdikleri yolunda şeyler aldık ilgiler. Yalan. Yok. Yalancı mı diyorsun bana sen? Ne diyorlarsa doğrudur. Niye böyle yapıyorsun? Ya bu benim içimde... Sen rolünü hazırlanırken falan mesela çok gürültülü hazırlanırmışsın. O tiyatroda. Etrafı rahatsız edermişsin. O tiyatroda öyle. Yani, sette ezber yaparken senaryo üzerinde sette, çalışırken... Sette öyle bir şey yok. Yani şu anda biz Kabare Taksim adında bir ekip kurduk biliyorsun. İki yıldır Kabare yapmaya çalışıyoruz. Bu ekiple beraber zaten sadece işte Şebnem'le Engin abi yok. Yapabiliyor oyuna... musunuz? Çalışıyoruz. Kabareyi. Bilmiyorum. Yani çalışıyoruz gidelim sadece. Gidelim mi yani? Görelim güzel, mi? Güzel mi? Lütfen. Fena değil diyorlar. Ama diyorlar sadece. Diyorlar. Yani sen ben izlemedim. Orada oyuna başlamadan önce öyle bir enstrümanı akort etme durumu var. Sette ağzımı açmıyorum yani. Ha, oradan dilin yandı. Sette sessiz olmaya çalışıyorsun. Değil galiba. İnandırıcı yani, mı? Yani. Şu kamera insana neler dedir? Ya ya. Peki. Ben bir şey diyemeyeceğim. Bunun yanında bize sizin birbirinize bir tuzak kurma durumlarınız varmış. Evet Engin'in özellikle. Hiç benim öyle bir şeyim yok. Tuzak Engin. Kuran o. Engin evet. Nedir anlatsın? Nedir bu senin canilin ya? Hayvanlara, insanlara. Böyle seviyor. Hayır. Şebnem beni işte son noktaya koydu. Sen yeşil su kusuyorsun. Günün birinde. Ondan sonra ben de rolüme adapte olmaya çalışıyorum. Ya şimdi ikimiz de çok nedir? Spontan çalışmayı seviyoruz Şebnem'le. Provada bazen kendimize sakladığımız, dışarı çıkartmadığımız küçük sürprizlerimiz oluyor. Ve onları tam kayıt sırasında saçıveriyoruz orta tarafa. Biz de bunalıyoruz. Mesela? Mesela Şebnem'in hızla kapıdan çıkması gerekecek. Ve ben hep bir yerde duruyorum. Oradan alıştırıyorum provalar boyunca oradan çıkmaya. Sonra tam kayıt dendiğinde aniden kendimi öbür tarafa çekiyor ve Şebnem bana dong diye çağırıyor ama oradan bir oyun kuruyor. Ya. Evet. Benim iyiliğim için yapıyor. Ya görüyor musun? Seni zenginleştiriyor oyunu. Ya ben fethedim ya. Peki senin bu taksi zenginleştirin nedir? Aaa. Hadi bakalım yepyeni bir sayfa açtık. Sevgili izleyiciler taksiden inişleri meşhurmuş. Sen mi? İşte boşver kimden olduğunu. Nedir? Çok önemli buradan çıkacağız. Ya çok kötü. Eyvahlar olsun. Yani o bir tanesi aslında. Yani düşüyorum ya ben sürekli. Evet. Sen de bilirsin. Evet. Bir kere de taksiden düştüm. Harika. Evet ama çok enteresan düştüm. Ben bile şaşırdım. Ya bir daha yapamam onu. Ama şöyleydi. Bir yerden bir yere yetişmek zorundayım. Çok kısa bir vaktim var. Yaz ileride sağda ineceğiz dedim. Adam da tabii dedi. Niye hayır desin zaten. Evet. Yani indirecek tabii. İnmeden önce hemen paramı hazırlamıştım. Verdim ama mesela 100 bin lira falan verecek üstüne. Uzattım daha inmedi, durmadı ki ben durmadı niye ki. Açıyorum ki kapıyı, değil mi? Bunu açarken onu verdim ve niyeyse bir de ayağımı attım. Ayağımı atınca tabii ki haklı olarak düştüm ben. Kendine hak veriyorsun. Fakat yani. Çok saçma bir şey oldu. Taksi duruyor, kaldırım burası. Şu kadarcık bir yerde ben şu tarafımın üstünde böyle durarak bu ayağım da içeride yukarıda olarak. Oo nasıl bir şey oldu? Bilmiyorum bir ama suratım çok komikti. Ya içeriden sesler geliyor bu arada. Sadece şey dedi adam bana. Abla dedi. Ben de paramı aldım ve çıktım.
çektim gittim. Yani doğrusu budur gibi baktım Allah. Adama. Adam da bana yardım edemedi tabii. Güven! Efendim? Güven gelir misin? Ne oldu? Yandı yemek yandı. Ne yandı? Ne yapıyorsun sen orada? Günay. Güven! Arkadaşlar geliyoruz. Efendim? Geldim. Güven! Aa ne bu ya? Kızlar da çalsın şurada. Allah! Şey Ayça! Ayça! Yardıma gelir misin? Gel. Bu ne ya? Günay'cığım! Allah aşkına! Ya işte canım şu makineyi durdurmayı bilmiyor musun ya? Ya nereden? Dur fişini çekmek lazım onun. Bir dakika dur. Bu ne Allah aşkına? Ya şunları bir dakika. Ayça! Tamam be! Dur bir dakika ya! Yahu! Ya şunları takma olmuş. Ya bir şey bakar mısınız? Ya, bir DTR falan girebilir misiniz? Burası çok vecide. Bir küçük ara. Gel gel Güven. Gel gel. Dur. Bir şey yapamadım. Toplayalım. Yardım edin. Ah Gülnihal, şu et işinden nasıl sıkıldım bilemezsin. Ben çiçek adamıyım, örtü böcek adamıyım. Az yağlı Manisa tarzanıyım ben ama anlayan kimse yok. Sıkıldım. Sıkıldım ya et görmekten, et satmaktan. Çocukluğumdan beri et yemedim ben. Sen de inanmayacaksın. Bir gün yapraklarım açacak. Burcu burcu kokacağım ben de çiçekler gibi. Sarmaşıklar olacağım. Meyveler, meyveler vereceğim. Münasip meyvelerim ben. Münasip abi döktürüyorsun gene. Günaycığım nasılsın? İnşallah et istemiyorsundur. Yok Münasip abi, ben tekerlere hava bastıracaktım. Teker mi? Ne teker Günay? Et istiyorum tabii Münasip abi. Evet. Et yok Günay. Neden? Burası kasap değil mi? Yoksa buraların danalarına da mı kıran girdi? Ya Münasip abi kıyma alıp gideceğim hadi. Kıyma? Kıyma var ama sana yaramaz Günay. İyi o zaman sen bana şuradan biraz pirzola ver. Daha hazırlık yapacağım hadi Münasip abi. Günaycığım eti ne yapacaksın? Sen onlara sahanda bir güzel şeker kavur, koy önlerine. Allah Allah, saçma saçma konuşma Münasip abicim benim. Yani sen eğer pirzola veremeyeceksen bana antrikot ver. Antrikotu ne yapacaksın Günay? Rosto. Rosto. Eltiye rosto, eltiye rosto çıkarılmaz Günaycığım. Allah Allah, neden çıkartılmıyormuş eltilere rosto hiç anlamadım. Eltine hakaret olur. Sen ona bir güzel zeytinyağlı dolma yap. Kireli saçla, ıspanaklı bir börek. Bir de yanına kabak tatlısı. Ya Münasip abi, eltimi bahçeye salıp otlatayım istiyorsan ha? Ben bu gece et pişirmek istiyorum, et. Her gün sebze sebze yenmez ki. Tamam, üzülme diyoruz, et almıyoruz ama bugün ben et pişirmek istiyorum. Hiç değilse Münasip abiciğim, şuradan Münasip bir tavuk ver de tavuk şiş yapayım ha, ne dersin? Eltiye şiş. Eltiye şiş. Aman Günaycığım ben duymamış olayım. Direkt küfür et daha iyi. Ya Münasip abi senin durumun tam olarak nedir anlayamadım ama ben bu gece et yemek istiyorum. Et yemek istiyorum, et yiyeceğim. Ben de yiyeceğim, eltim de yiyecek, eltimin kocası Necmi abi de yiyecek. Hatta biz av partisi vereceğiz, anladın mı? Tamam, tamam Günay. Ne bağırıyorsun? Ne istiyorsan söyle. Tavuk şiş. Hepsini mi istiyorsun? Hepsini mi istiyorsun? Al. Al. Bana hiçbir parça da kalmasın. Pişman Allah. Sen niye böylesin Münasip abi ya? Niye insanı çıldırtıyorsun? Niye bu kadar dramatize ediyorsun? Alt tarafı tavuk. Alt tarafı tavuk olur mu? Alt tarafı tavuk olur mu? Şu kanatların güzelliğine bak. Şu göğsün güzelliğine bak. Şu butların güzelliği. Şu mahzuniyete bak. Al ben, al ben. Tamam ver abi ya. Ver abi ya. Ezdin abi tut şunu da. Senin ne güzel oğlun geliyordu. Biz buradan istediğimizi alıyorduk bu Münasip abicim. Yavaş. Yordun beni yordun. Yavaş. Ver bıçağı abi. Şunu da mı kesiyorsun? Bir tane, bir tane. Alacağım bunu tamam mı? Şöyle bir yapıştıracağım. Sonra şunu şöyle şöyle. Ay canını acıtma. Çekil abi. Çekil çekil çekil. Sen çevirdin mi bunu? Tamam mı? Ben bunu şişle pişirmeyeceğim. Tığla pişireceğim. Bakalım.
Yeter ya, Allah aşkına. Kim yiyecek bu kadar mısırı Günaycığım? Ya bu gençler yer. Gençler yer de abartmış durumdayız baksana. Tamam çok kalabalığız Güvenciğim, ne yapayım? Ya kaç kilo mısır aldın sen, tamam. Yalnız kaldı insanlar içeride. Hadi, gel. Sen git sen git. Gel sen beraber gidiyorum. Geçelim, ben gidiyorum. Tamam sen git. Hadi gidiyorum içeriye ben. Hadi. Arkadaşlar affedersiniz, özür dilerim. Kusura bakmayın siz yalnız bıraktım. Çok affedersiniz. Evet ben aranıza döndüm. O orada mücadeleye devam ediyor Günay. Evet Engin'e gene bir şey sormak istiyorum. Senin soruların bu akşam hep şeyden, hayvanlar aleminden. 10 puanlık uzmanlık sorun geliyor. Garfield deniyormuş sana. Garfield ne iş yani? Niye Garfield? Ben de anlamadım. Yani nereden yani bu? Bu kedi olayından önce mi sonra mı takılan bir isim? Önce. Önce takılan bir isim. Ben galiba biraz arada Garfield'lık yapıyorum. Ya cama mı yapışıyorsun? Kediye mi eğitim veriyorsun? Ne yapıyorsun yani? Kim dedi bu? Kim çıkardı? Ben değilim. Bana bakmasın. Biz topladık bilgileri. Şimdi bazen ben böyle tırmalıyorum falan. Kötümser oluyorum. Vır 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 söyleniyorum. Yani o Garfield'ın o bant karikatüründeki hali, ruh hali var ya. Evet. Ona giriyorum. Böyle bakıyorum etrafıma. Bunlar ne yapıyor? Laf dinlemiyorum falan. O ruh haline yakıştırdıkları bir şey. Oradan yani evet. Garfield'ı affettim. İşte. Ben bakarım. Kapı çalıyor. Kim kapı açacak? Çalıyor, kapı çalıyor. Bakarım. Ben kalkamıyorum burada sıkıştım. Bak dar bir alan olmuş. Aman 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 efendim bakın kimler geldi. Ay, ay, hoş gelmişler. İyiyim. Evet, ben de kalkmak hoş geldin. Lütfen. Tamam mı ekip bitti değil mi bu kadar? Benim de kalkmam lazım evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buyurunuz. Şimdi... Evet, ben de montları alayım. Şöyle oturalım. Bunları böyle nasıl koyalım. Geldiniz. Bilmiyorum nasıl olacağınızı. Bir güven. Bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir düzenleme yapalım. Evet. Düzenleme yapalım şimdi. Siz minder altın. Tuğba sen bir gel benimle. Geleyim. Evet. Dur minder ama dur. Siz buraya... şurayı şöyle çekin. Şurayı bir parça daha o tarafa çekelim ya yani aslında. Sürekli bir şeyleri bir yerlere çekelim. Okan. Ama çünkü oraya şey gelecek ben şimdi. Tabii bu tarafa, bu tarafa değil, bu tarafa. Bu tarafa. İt. Biraz daha şey yapalım arkadaşlar. 10 santimetre evet. Ne oldu anlamadım. Yani böyle işte oraya. Yani ne yaparsın? Çok güzel olmuş. Sen bekarsın. Ben bunu 5 kere aldım. Lütfen başı. Bak burası bir kadının evdeki kalesidir, tamam mı? Her şey buradan yönleniyor. Aklında olsun. Burası Ergenekon kalesi. Al. Al şu sarıyı da. Aman. Nasıl? Sen böyle otur sonra minderlere paylaşırız. Şu aramızın açıldığını farkında mısın? Yok yok şimdi minderlerimiz geldi zaten. Nasıl bunları da şöyle alalım burada bir araştır. Oraya güven oturuyor. Gel böyle Okan. Bak şöyle yaparsak. Bak öyle doğrusu. Ver bir tane. Doğrusu budur. Evet. Tamam mıyız? Senenin rengi mor, üstte görüyoruz. Tamam bunlar farklı. Gördüğünüz gibi modayı takip ediyoruz. Yani biliyoruz yani ne renkler moda ne oluyor. Evet ben buradan böyle mi geçsem acaba diye düşünüyorum. Şuradan. Yok otur otur lütfen rahatsız olmaz. Evet. Ya sen şuraya geçsen daha yüksekte durursun. Ben şöyle oturayım. Şuraya. Tabii ben alıştığım yerde. Duramıyor çocuk. Aa, durmaz mı sen? Durdu ya. Böyle de olabilir. Güzel durdu ya. Böyle de olabilir. Aa, tamam. Ama programı harika. Evet, hoş geldiniz tekrar. Evet. Ne niyetiniz geldiniz? Hoş geldin Tuğba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Okan. Okan. Okan gizli komik. Gizli komik. Tabii Allah istihbaratlar bunu söylüyor. Aa, nasıl? Tabii, gizli komikmiş. Nasılmış? Nasıl oluyorsun? Çok gizli işte bilmiyorum. Saklanarak komedi yapıyorum. O kadar güzel izah ettik ya. Arkadaşlar ben şöyle komikliğine bak güven. Kaşları var. Evet herhalde. Jack Nicholson. Okan gel şöyle biraz. Tuğba da bir diğer namı diğer lakabı iş bitirici. İş bitirici evet. Galiba dizinin dublaj yönetmenliğinde. Evet. Sen üstlenmiş durumdasın. Şey değil mi? Ağır başlısı falan mı daha böyle? Var mı öyle bir şey? Zor olmuyor mu bu kadar sorumluluklu genç yaşta? Çok çok çok. Ne yapıyorlar sana? İşte uğraşıyoruz ne yapalım onlar artık. Buraya gelmeden hele burkulmuş. Tuğba şöyle. Değil mi? Orada bak sakın ha benim dublajda 10 kere aldım falan söylemeyeceksin. Şebnem'cim sen de galiba literatürümüze yeni bir şey eklemişsin. Çok harika senin böyle şeylerin vardı buluşturum. Bu gerçekçilikle ilgili. Nedir? O. Abartılı gerçekçilik. Abartılı gerçekçilik. Yeni bir akımın öncüsü şey bu. Türk tiyatrosunu yerinden sarsacak. Abartılı gerçekçilik literatürümüze yerleştirecek. Akım. Bak, İnşallah. Amacım budur. Evet. Yalnız kendisinden esinlenelim. Bir örnek göstermesi şart. Hiç şart değil. Şart. Öyle nasıl? Şart. Lütfen. Çok doğal bir oyunculuk. Yani aşırı doğal. Aşırı doğal. Normal sayılacak derecede normal dışı normal.
Peki ben anlamadım ama neyse. Burada anlamamak gerekiyor herhalde. Cümle ağır. Yaşamadan anlaşılmıyor günler. Yaşamak gerekiyor. Ağır gerçekler. Peki Ayça, senin bir de sakarlıkların meşhurmuş. Sen gayet komik olarak oraya konmuşsun eşantiyonu. Oradan düşmezsin değil mi? Yok, dışarıda da bir şey olmaz. Özür dilerim. Kendimi sunuyorum daha iyi. Sen aynaya çarpıp niye özür diliyorsun kızım? Kaç yaşındasın? 26. Çok güzel. Ayağında varmışsın. Bir de çocuğum mucuğum. Ya nasıl oldu? Bu alışveriş yaparken babamla mağazadaydık. Evet. Şöyle şeylere bakıyorum. Maskedeki kıyafetlere bakıyorum. Önüme bakmıyorum dolayısıyla. Bakarken önümde biri duruyor. Şey dedim. Affedersiniz dedim. Çekilmedi. Çok sinirlendim. Affedersiniz diye kaldırdım kafamı. Ben için. Kendimle karşılaştım. Ve o günden beri kendini affetmiyorsun. Ya ben affettim. Kendimle barışım. Onlar affetmiyor. Arkadaşlar. Volkan'la Engin aynı okuldan. He. Galiba değil mi? Senin için bir talihsizlik mi yoksa? Yok ama biz. Liseden. Aradan yıllar var liseden yani. Ama ortak hocalarımızla aynı ortak. O zaten Engin Alkan mitolojileriyle büyümüş. Yani mitleriyle büyümüş. Evet. Hikayeleriyle. Değil efsane. Mi? Sonra gerçeğini karşında görünce korktun mu? Ne yaptın? Korktum tabii. Kaçtım yani. Yıllar yılı. Yıllar yılı. Olmuşsun. Sürekli böyle saklandım. Koca Mustafa Paşa Lisesi. Değil mi? Söyleyelim. Ben liseye Koca Mustafa Paşa Lisesi. Hocalarınızı el sallayayım buradan hadi. Hakikaten Ümit Hoca'ya evet el sallayabiliriz. Sağ evet. Kameraya sallayacağız. İstediğiniz. İstediğimiz sınav. Ümit Hocam, Ümit Hocam. Sizi hiç unutmadık. Herkes Ümit Hocam'a el sallıyor. Koca Mustafa Paşa Lisesi'ndeki tiyatro hocalarımıza el sallıyoruz. Felsefe hocamızdı Ümit evet. Hoca ve çok değerli bir insandı. Keşke görüşebilsek tekrar. Keşke, keşke. Kebnem, senin evinde televizyon yokmuş. Ay korkuyorum bu Kebnem'den. Niye yok? Bizim ucuzları var 12 aydan. Yapma ya, alırım o zaman. Sevmiyorum ki ben, seyretmiyorum hiç televizyon. Allah Allah. Evet. Ama eve gelen hiç kimse de televizyonun olmadığını fark etmiyor. Sen komiklik yapıyorsun. Yapıyorum. Haber veriyorum. O boşluğu doldurmak lazım. Arkadaşlar sıkılmıyoruz. Saat başlarında gazete okuyarak. PlayStation falan koyayım isterseniz sıkılırsanız. Ne? Ne? Sıkılıyorsanız hani bir oyunu. Hayır, biz sadece çizirgin. Ya, bir ya hakikaten. Ortalığı evet. Bir şey yok yani. Ya, FIFA 2000 falan bu maçta. Böyle sohbet ediyoruz işte. Tamam, bir şey yok yani. Engin şeyden çok sıkılıyormuş gibi. Sette kavga gürültü olmuyor diye. Tek beşik ama bu ne huzurlu sette böyle diye. Tabii. Huzur boğdu beni diye bağırıyor. Engin rahat mı batıyor sana? Yani set hani set rahat, huzurlu, güzel, iyi bir çalışma ortamı. İyi bir çalışma ortamı. Ya ne istiyorsun yani? Yani. Kavga istiyor, gürültü istiyor, savaş istiyor. Yani çok özür dilerim. Amiyane tabi yani. Belanı mı arıyorsun? Arıyor, arıyor. Arıyor. He? Arıyor. Bunun için geliyor ortam mesela. Geliyordu. Saat başları doing gong vuruyor. Saat başları gerginlikler var. Bazen bir şey oluyor. Bir an oluyor orada böyle bir yer böyle tık ediyor. Ondan sonra set eğlenceli hale geliyor. Eğlenceli onun için. Arkadaşlar. Süper. Dur ben şuradan geçeyim de. Dur ben yardım edeyim sana bir dakika. Olayı ben abartmışım farkında. Sen biraz abartmış durmasın. Sen evet. Ne yapacaksın? Dur şey ne yapma. Ben... Bunları bu şeyin önüne koyamayız. Hayır yapacağım. Ama güven yani ya. Aferin. Ama ya ne yaptı? Al da bunu da kafana geçir o zaman aferin, yani. Aferin, harika. Bu iş değil harika. Ya. Yani bunlar çok güzel şeyler. Çok aferin. Güzel şeyler. Yani bunu bana patik gibi. Eyvallah. Eyvallah. Şey eyvallah. Getirin, eyvallah. Dur şey ben getirin. Ne getireyim? Yahu kafamı temizle. Makine getireyim getir ben. Yahu güven. Ne? Makine bir şeyler getir. Dur oraları ya. Şey yapalım süpürelim. Niye bana yaptın bunu ya? Arkadaşlar. Oradan yiyebilirsiniz. Sabah temizledim inanın. Vallahi yiyebilirsiniz. Her türlü. Aman hoş geldin. Biz de tam mısır döküyorduk yerlere. Ya kokusunu aldık biz de. Oyunun. Şimdi şöyle lay 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 diye çirgin isimlerini soyuyoruz. Çünkü çok kalabalıksınız arkadaşlar. Akıl fikir ermiyor. Ne şey yapmadım. Makineyi bulamıyorum ben. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Eşyaları oraya koy. Size sonra daha kapsamlı hoş geldiniz diyeceğim. Tamam siz de oturun. Günay. Makineyi bulamıyorum ben. Ya o zaman torba getir torbalara koyarız. Poşetler. Poşet nerede? Burada içeride miydi? Şimdi en akıllı Tuğba sen. Şöyle yürüyelim. Kim gelsin? Tuğba gelsin. Tuğba. Sen yastıkları çıkar şuradan. İki tane. Ayça. 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 Ayça gel. Gel Ayça.
Arkadaşlar. Ya biz de şundan... Ya. Kadir uğrayan biziz, niye onlara yapmıyoruz? Bak sen şimdi şeyleri sen yaptın mı? Hem sakar olduğumu söylüyorsunuz. Aa, bakıyorum. Yok şeyler yok. Poşet falan bulamıyorum. Ne yok ya? Poşet yok. Poşet yok. Ne abi bir leğen yedim de. Ha. Rahat olsun. Tamam doğru, içeride açmakla uğraşma. Dikkat et ama. Sakar oldum. Bugün bir çünkü şey... Ya sen çok güven, sen şey... Yapma, yapma mısıra bas. Makineyi bulamadın mı? Torbada mı bulamadın? Bulamadım. Dur ben torbaya mı bakayım? Aman Allah! Yok! Allah! Ay! Allah! Aferin. Vallahi ben... Allah aferin. Üstünüze geldi mi? Aferin. Üstünüze geldi mi? Sinirim ya güven evimin haline bakar mısın ya? Allah aşkına. Bez getir, bez getir. Dur bir dakika, bez... Sevgili seyirciler, bez getirin. Dur bir dakika. Allah Allah. Ayça, Ayça kim? Mısırları yiyelim, kolalarda yalarız artık. Ben bez getireyim, sen şunları götür. Kayar mısın sen? Ay ben yeni soruyorum. Sen şuradan meçeteler var, ikinci çekmece. Şurada, onu da yapayım. Ayça'ya baktığını verdiler. Neyse bunlara basar. Ya ne yaptınız evimizi ya, güven. Meçeteler şey, bez Allah. Ya ne buranın hali, Günaycığım. Ya ben nefes alamıyorum ya. Her taraf kola oldu, bilmem ne oldu. Bir ara verin. Bir ara verin. Evi toparlamam lazım. Toparlamaya çalışalım. Güven ben dedim farkındaysan. Dedin, biliyorum. Toparlamak lazım. Şey yapalım. Karı koca arasına... Üçüncü aya ne yazayım canım benim? Saygınım yazayım, yazıyorum. Dördüncü aya. Tek geçerim. Tito, dur. Tito. Beşinci aya, Günay yenge. Yanında bir tane geliyor. Bana doğru geliyor. Ana şahane geliyor. Ben kapıyorum seni, sonra konuşurum hadi. Yoksa gelemem canım kardeşim. Sacramento beni çok sıkıyor. İstersen biz New Orleans'daki çiftliğe gidelim, kuzuları severiz. Ne oluyor Semih? Şimdi kapıyorum canım kardeşim. Beş çayına Zürih'te görüşürüz. Hayrola Semih? Zürih mürih yolculuk mu var? Günay yengeciğim bir şey sormak isterim. Bu yanında parıldayan şahsiyet kim? Ben böylesini Paris'te bile görmedim. Göremezsin tabii. Önce Paris'i bir gitmek görmek lazım değil mi? Neyse tanıştırayım. Kuzenim Özlem. Samim. İkinci Junior Samim. İnsan sarrafı. Memnun oldum. Ben de York düşesiyim ama çaktırmıyorum. Hadi Özlem gidelim, daha bir sürü işimiz var hadi. Gitme. Ben şimdi bizim çırakla Aristo üzerine sohbet ediyordum. İsterseniz siz de katılabilirsiniz. Samim sulluk yapma Samim, yeter. Günay yengeciğim şimdi gidin ama akşam bana beraber yemeğe gelin, tamam. Size yemek yapayım ben canım yengem. Yemek yapmayı biliyor musunuz? Ay bayılırım yemek yapmayı bilen erkeklere. Ben de bayılırım yemek yapmayı bilen erkeklere diyen bayanlara bayılırım yani. Ay vallahi bayılacağım. Hadi Özlem yürü gidelim, bir sürü işimiz var daha, hadi. Tamam ya. Böyle tabii dükkanında böyle şeyler konuşulmaz mı yengeciğim benim? Konuşulmaz tabii, ayıp oluyor, konuşulmaz. Tamam ayıp oluyor. Hazır Özlem Hanım gelmişken ben onun favorilerden biraz alsaydım canım yengem benim. Nasıl yani? Yani şöyle. Aşk diye bir bomba varsa sizin kirpikleriniz ateşlenir, gözlerinizde yürür, kalbinizde infilak eder o ateş, beni de yakar sayın Özlem Hanımcığım canım benim. Samim, yavaş olsana biraz, ne oluyor öyle aşk meşk falan, çekil de gidelim ya. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Güz gülleri gibiyiz, hiç bahar yaşamadık. Aşk su böreğine benzer, zor açılır, kolay yutulur. Bir Brüksel lahanasıdır aşk. Ya da beşamel soslu ıspanağın üstündeki. Hatta mısır pörtlüğüdür kış aylarında patır patır patlayan. Aman Allah'ım. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. İlla ki aşk arıyorum. Sağdan soldan çalıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz ya sokağın ortasında? Bütün mahalleye rezil olduk. Yürü Özlem, gidiyor. Köyümde şenlik var. Köyümde düğün. Sarı sarı liralar. Ellerinde kınalar. Kızlar gelin olunca. Hem gider hem de ağlar. Hem gider hem ağlar. Bir
biraz böyle aksilikler oldu ama biz neşemizi muhafaza ediyoruz. Değil mi? Her şeye rağmen gülmek güzel şey. Yani ev baktı biraz ama Günay'cığım sen de gül. Daha çok gülmen lazım. Kalıyorsun biliyorsun. Ha, temizliğe değil mi sonrasında? Tabii ki. Bunların haline bak. Neden yaptın sanki? Ayıp. Arkadaşlar neyse. Bu arada mısırın tuzu az gelirse kafamdan yalayabilirsiniz. Yani tuzlu kısımları ben de kalmış yanımda. Gibi geldi değil mi? Bir mısır bir yalama. Peki siz? Şimdi o kadar kalabalıksınız ki teker teker soru değil, toplu sorularla ben olayı halletmeyi düşünüyorum. Engin ve Şebnem hariç tiyatro yapıyorsunuz. Bir ondan bahsetsiniz de kim yazdı, ne oluyor, ne nerede oynanıyor oyununu, hangi günler? Hangi günler, bir onlardan konuşalım. Kim konuşacak? Konuşayım. Lütfen. Hiç konuşmadı, sen dur bakayım. Ben daha ısınamadım. Lütfen paylaşın, paylaşarak konuşun. Tamam, mesela sen cümlelerin tamamla. Oyunumuz Kemancı Kültür Merkezi'nde Cuma ve Cumartesi 20.30'da. Saati mi söyleseydi keşke? Cuma, Cuma. Oyunumuzun oyunu ismini söyleyeyim. Tamam. Havadan Sudan adlı. Havadan Sudan. Oya Yüce yazdı, yönetti. Müzik Serdar Kalafatoğlu'na ait. Ondan sonra işte biz oynuyoruz. Haftada iki gün. Oyun galiba böyle. Hadi iyi geceler. Benimle. Benim sen skeçte oluşuyor. 8 skeç harika. Müzikler, danslar, koreografi, dikmen, seyirciler. Lay lay lay. Ben kim? Seyme. Tamam şimdi daha iyi. Hocam. Sudan bir mal böyle. Çıkıp oyun oynuyoruz. Oyun oynuyorsunuz, güzel. Peki bir şey soracağım. Siz diziden önce birbirinizi tanıyor muydunuz? Yoksa bu dizide mi bir araya gelip tanıştınız? Maalesef tanışıyoruz. Herkes birbirini tanıyor muydu dizi önce? Uzun senelerdir. İşte zaten mi? Dizi öncesinde tiyatrolardı. Onun vesilesiyle tanıştık. Ama o mesela Gülden'le ben 9 senelik arkadaşım. İşte Tuğba ile Volkan çok eskiden tanışıyorlarmış gibi bağlantılar var. Yani. Siz kaç yıl devirdiniz? Tanışıyor muydunuz? Onlar daha yeni. Evet, ama yine dizide tanışmadınız. Yok, hayır. Yok. Bizden önce. Bu ekibe zaten en yenisi. 1 yıldır Ayça'yla tanışıyoruz. Peki nasıl? Engin, Şebnem nasıl buluyorsunuz genç arkadaşları? Yani önce onlar bizim hakkımızdaki düşünceleri. Biz de bir şey daha buluyoruz. Peki, değil mi? Nasıl Engin'le Şebnem sette? İşte. Sette bizim hocamız. Biz öyle görüyoruz. Onlardan feyiz almaya çalışıyoruz. Sen hiç 2000 aldığın oldu mu mesela? 2000 mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Gizli not. Gizli komiye gizli not. Bilmiyorum. Yani şu anda versin bir not. 745. Güzel konuştu. Kaç? 745. 822. Sömestr tatilindeyiz. Sonra final sınavı. Tamam. Hadi şimdi. Yapmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Bayram nasıl geçti? Eller öpülmece. Tabii. Gezmece. Tabii. Ben şimdi elini öpmeye şekerler. Gittim. Aramızda hala para toplayan var mı? Doğru söylüyorum. Var, ben topluyorum. Baba. El öptükten sonra sinsice şöyle boyun eğmeler. Mendil arasında. Ya mendil verildiğinde sinir olur muydun sen Engin ya? Bana mendil verince gıcık olurdum ya. Ha, ne yapacağım arasında mendili? Arasında para varsa niye sinir olur? Yok, parasız oluyordu bazı mendiller. İşte o da gözyaşını sil diye. Sil diye. Derdine ya. Üzülür müydün sen? Ben çok mendil almazdım valla. Para mı alırdın daha çok? Hiçbir şey almazdım galiba. Çok diye o dayak yemiyor. Çok acıklı bir çocukluğum oldu aslında. Başlayayım şimdi. Peki bir şey, en önemli soruma geçiyorum. Heh. Bu kadar kalabalık, bu kadar genç, enerjik falan değil mi Ayça? Ayça ile özel bir şeyim vardı. Şimdi kimlerin sevgilisi var? Kimler ney? Baştan. Herkes ev almasın diye. Her şey ev alıyor. Hadi var mı? Biz kendi aramızda hallediyoruz o işi. Sevgilim ben, seni seviyorum. Utanmıyor musun milyonların önünde sevgilim ben? Bu ne biçim terbiye, bu ne biçim edep? Anlamadım. Yok, benim var dedi ya küçük. Var dedi. Harika. Harika. Gençlik görüyorsun değil mi Şebnem? Sette mi yoksa sette mi? Olaya adapte oldum ben de. Yani var, senin var mı? Var. Harika. Niye olmasın ki? Ben dayımın oğlunu uygun gördüm. Hanımefendinin sevgilisi yok Günay. Kim? Merak ediyorsan. Ben? Aa, olsun. Senin? Ya. Senin mi? İki tane. Sen? Dayının oğlunu düşünmüyorsun. Bilmiyorum. Değil mi? Bilmiyorum. Yani. Karar verememiş o kadar, bilmiyorum var dedi. Var. Sizin mi efendim? Sadece arkadaşım. Var efendim. Dizide de oynuyor kendileri. Öyle harika mi? Dizide de galiba öyle bir sevgiliye de oynuyor. Kabarede de oynuyor. Kabarede de oynuyor. Kim, yani... Şebnem mi? Bu çekişmenin sonu mutlaka. Ben dedim var bir elektrik. Var canım. Sokanlar. İnşallah.
Evet, tamam. Onu açıkladı bu arada. Okan'la dedik ki. Çabuk toparlar. Hemen ben durumu şöyle izah etmek istiyorum. Okan'la Volkan sette çok iyi anlaşıyorlarmış. Ve kendi kendilerine komiklikler falan. Niye insanlarla eğlenemiyor musunuz da siz birbirini biliyorsunuz? Bir süre sonra bizden bıkıyorlar, sıkılıyorlar. O kadar mümkün ki. Daha doğrusu Volkan... Çocuğun suçu yok. Benden dolayı. Yani evet. Ben de işte sürekli Volkan'a yaklaşıyorum. Biraz daha teselli olsun diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kameraya bakar mısın? Herhangi bir kameraya. Şu kaşları ben bütün Türk halkına seyretiyorum. Tanıtmak istiyorum. Şu üç numaraya. Yok. İki numaraya bir bakar mısın? İki. Sen ciddi alıp bakıyorsun yani. Tabii tabii. Bakın ne cevap alacak? Bakar mısınız? Yani. Man Allah. Çok manidar. Çok güzel. Evet, burası böyleydi. Arkadaşlar Allah sizin yönetmeninize sabır versin. Evet ya. Kolay değil sizin gibi ekibi yönetmek. Evet. Ama bu arada yönetmene bir takım şeyler verenler varmış galiba arada. Evet. Rüşvetler. Rüşvetler. Hangimiz? Yönetmenin cebine parmak bir takım onun sevdiğini. Sen mi? Sevgilisi o. Sen zaten bir... Var bir şey ama. Estağfurullah da ne oluyor bu rüşvet erken ayıp? En sevdiğim provalardan koyayım hoca. Tabii tepkiler şu konusunda. Tepkilerimi görürsün diyerekten. Evet, ama alışma kötü bir şey sonu fena. Bak yalnız. Yani sonra artık. Yok ayıp benim ilk denemem. Hiçbir şey yok. Elhamdülillah. Sen de... Konuşsana biraz. Ne oluyor öyle mi hep? Tavır mı? Ne yetimde geldi. İçinden konuşuyor Nuray. Nuray senin de bir özelliğini ben bulduk tabii araştırmalar sonucunda varmış. Sen şöyle bir özelliğe sahipmişsin. İnsanlarla tanışırmışsın, severmişsin. Burcu yengeç yok olmaz kardeşim. Nedir? Yani hayal kırıklığına uğradın da müthiş bir sarsıntı geçiriyormuşsun. Tabii bunu nereden aldığınızı biliyorum bu bilgiyi bir defa. Herkes şöyle. Parça söyledi be ne? Evet. Var öyle bir şey. Şimdi, geldim, şimdi ben balığım nedir durumumuz? Konuşacak mıyız nedir? Çok güzel işte. Güzel mi? Beraber melankolik takılalım. Ben de balığım. Harika. Çok güzel. Evet, duygusal. Peki ben sizi yalnız bırakmayayım. Üçümüz beraber gidelim. Ben de balığım. Oh. Balıklar çok yalan söylermiş. Ya. Olabilir. O güzel, kadar güzel. Söyler ki. Birden böyle. Far far. Üç balık bir de rakı açarsın. Ya böyle şimdi burçlar karşı cinsler falan konuşurken. Sette böyle bir kadınlar, erkekler hani haremlik saranlık gibi değilse de. Böyle bir çatışma. Cephe. Çekişme. Bir böyle alttan alta bir soğuk savaş falan gibi durumlar var galiba. Bunu şeyler de duyduk. Olur mu? Mesela şey sahne çekiliyor. Önce erkeklerin bulunduğu sahne sonra biz bayanların bulunduğu sahne. Biz daha kısa sürede bitirmek için savaş veriyoruz mesela. Öyle mi? Biz savaşlar veriyoruz. Ya bir ufak içten içe bir çekişme var yani kadınlar erkekler. Aleni var canım aleni. Dünya yaratıldığından beri yok mu zaten? Kadınlar erkek. Ya arkadaşlar genç menç diyoruz ama hepimiz oturduk çakılıp buraya. Ya. Bir müzik falan koyalım oynayalım. Ay sen bunu canım ne diyorsun? Bayram mı eşer? Oturmaya mı geldin? Oynamayalım mı? Oynamayalım. Şimdi ben konuk VTR'e koyacağım. Şuradan zıplayarak. Konuk VTR'mizi seyredeceğiz. Konuk VTR. İyi o zaman herkes şöyle dönüp görmeye çalışsın. Kimse ayağa kalkmıyor oturduğu yerden. Televizyondan. Ben şimdi seyredelim. Karşı masadan VTR gelmiş. Bakalım neymişiz, ne olmuşuz VTR'miz? I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on a long road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes, I'll choke in some fire. I can't resist. Good is there trying, what good is there lying? You're all that I desire. Since voice I kiss you, my heart is yours. If I'm a slave, it's a slave. I want to. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you won't let me borrow. Love me tonight. Never take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it moves me.
İşte bu. Çok gördüğünüz güzel. Gibi. Nasıl buldunuz? Güzel. Çok güzel. Güzel. Hazırladık. Çok güzel olmuş. Evinize sağlık. Gerçek duygularınız değil mi? Samimisiniz değil mi? Güzel güzel konuşuyorsunuz. Ben o fotoğrafı vallahi yıllardır görmemiştim ya. Böyle yani şimdi oldu. Toplu olarak bir soru soracağım. Toplu olarak evet ya da hayır değil. Bağırarak. Evet. Çocukluk döneminiz iyi mi geçti? Evet. Evet. Tamam. Hayır. Bak sesini. Teker teker zor oluyor biliyor musun? Nasıl siz daha sonradan yani 5 kişi tanışıyordu dizide siz sonradan geldiniz? Abi Şebnem'le önceden tanıştık. Şebnem aynı okulda. Şebnem 2 yıl 3 yıl ara var galiba aramızda öyle mi? 3 sene var. 3 sene. Aynı konserde. En son sınıftan ben okula girmiştim. Peki birlikte daha önce bir şey yapmış mıydınız yoksa ilk çalışma mı? Hayır yapmadık. Aslında niyet etmiştik bir, evet. Bir kere. Ama bir türlü hayata geçemedi yani hiçbir şey. İlk defa bu projede beraber olabildik. Bu da çok güzel oldu ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir başta sorduk biraz bir karışıklık oldu ama hakikaten senaryoyu sen okumadan. Okumadım gerçekten. Onun gerçek bir sebebi sese bak ciddi. Ya sebebi o ya başka bir sebebi yok. Benim televizyona yaptığım ilk işi de O'ya yazmıştım. Çok yıllar önce okulda okuyordum o sırada. O'ya ile tanışıklığımız yani bir 10 yılı buluyor aslında. Oya ile sonradan çok iyi arkadaş olduk. Çok sevdik birbirimizi. Devam etti. O işten sonra da görüştük. Sonra bunu öne sürdüğünde bana dedi ki benle var mısın? Ben de dedim ki evet tabii ki. Oya'yı çok iyi tanıyorum. Tanıyınca güvenmek hemen yanında geliyor. O da beni istiyorsa ben çok iyi bilirim ki beni koyduğu yerde ben hakikaten bir şey ifade ederim. Bu açıdan büyük bir lüks. Bunu herkes yaşamaz ya. Ha, çok, çok kıymetli iyi. Bir dostluk. Ve çok iyi yani. Evet okumadan kabul ettim. Zaten okuyunca da hiç şaşırmadım yani. Harika bir zaten şeydi. Zaten böyle bir şeydi diyorsun. Ben evet, bir şey eklemek istiyorum. Bir de tabii ki aynı süreci 10 yıl geriden takip etmesem de ben de Oya'yı çok duymuştum. Tanışmayı da çok istiyordum. Fakat dizinin konseptini anlattığımda o ilk birkaç cümle hakikaten beni çarptı. Ondan sonrasına gerek yoktu. Çünkü yani birer birer okumaya gerek yoktu. Çünkü dizi bir biçimde ilgilendirdi. Hem eğlenceli tarafı ilgilendirdi. Hem de o işte iki şeyin, karşıtın bir ortak demokrasi deneyimi yaşama yolundaki şeyi, hikayesi beni çok çarptı. Dolayısıyla aslında çok ince eleyip sık dokuyup kabul ettik biz. Bir tek senaryoları 13 bölümü okumamıştık. Evet. Tiyatroya devam ediyorsun. Ediyorum evet. Yıldız. Bu senin Kenter Tiyatrosu'ndayım evet. Sesler, nasıl? Ziller, Bizler. Nasıl? Keyifli mi oyun? Valla oynaması keyifli. Seyredenlere de sonuna bir... Hadi birbirinizi körler sarlar. Ay biz nasıl şahaneyiz. Nasıl evet siz şöyle bir ho ho diyeyim bakayım arada. Bir tansiyon yükselsin. Ben şimdi size... Evet daha doğrusu sen... Yine ne oluyor? Ya biri... Ben de kalkayım. Ben de şuradan atlayıp kendimi... Biri dese ya kardeşim sen şurada otur oraya geçmedin. Niye demiyorsun evladım? Şöyle. Şimdi arkadaşlar biz size... Eyvahlar olsun. Ufak, tefek... Evet, hediyeler. Paha da hafif, para da çok. Aldık. Beşi bir yerde. Onları sunmak isteriz. Şimdi ben olursa kabul ederseniz. İlk önce. İlk önce. Engin Alkan'a sevgi ve bravolarım ben. Biz alkışlar arasında verebilir miyiz? Sete... ne kadar sevindiğine bakar mısın? Ben de diyor ki ama şey, şurada... Ben de tekrar tarafa geçeyim. Şöyle şuraları da gitmeden şey yapacağız. Fazla da basmayalım, işte, ezmeyelim. Işte. Engin duyduk ki sete minik el radyosuyla bir şeylerle gidiyormuşsun.
bunu hafifletmek istedik hayatımda. Allah'ım çok teşekkür ederim. Hemen açıyorum. Söyledim mi sana ben? Elektronik diyeyim bana yeter ki. Size yok bunları ben başka arkadaşlarıma aldım. Ben şey yapalım. Tabii karşılıklı hadi. Ben şu bozuyorum. Açamadım. Tamam. Bunu da sevgili Şebnemciğim sana aldık. Ay çok teşekkür ederim. Bir aç. Ondan sonra üstüne konuşalım. Sürprizi anladım. Bozulmasın. Aç istersen. Ben açmayacağım abi. Lütfen. Rica ederim. Sen beğendin mi radyonu? Çok güzel. Artık sette hiç ilgim kalmayacak. Yaşasın. Açıyorum. Çok güzel evet. Değil mi? Bu böyle çevirin. Kırılacak bir şey değil mi? Çevrilebilir mi yani? Hayır. Ay uzun sürdü. Hadi sen yok, yok. Diğer insanlara hayır, dağıtın. Hayır. Yani. Ben de mansama hediye aldım açmadan. Nasıl yani? Programı. Açmazmış. Olmaz. Açamazmış. İçinden şey çıkmadı mı? Yumruk falan. Hayır yumruk falan. Şöyle. Evet aç. Bakma. Hayır be yok bir şey. Ben açayım buradan. Evet. Yılan çıkacak. Şebnem sette herkesin çeşitli alışkanlığını yayan. Arkadaşlar çeşitli gıda. Herkese kuru yemiş alışkanlığını yayan. Bunu da bilmişler. Lütfen Halit Bey için şunu açıp. Oğlum. Aslında Halit Bey kim? Yönetmeniniz. Yönetmeniniz. Evet, yani 6 bölüm beraber çalıştık. Ondan sonra yönetmeniniz. Sette çekirdek mi yenilmişti? Biz de dalga geçiyor zannettik. Yemeye devam ediyoruz. Niye ki falan oldu? Ben sinir olurum dedi. Sette çekirdek burası kahvehane mi dedi. Şimdi çatır çatır çekirdek yiyorsun. Herkes bakarak kameralara. Herkes kameraya bakarak. Evet arkadaşlar ben bu arada yine hediyeleri dağıtayım. Ay güzel. Ben vereyim ilk önce. Peki sen ver tamam. Ben kız arkadaşlarıma sırayla şu hediyeleri takdim etmek istiyorum. Bunun manasını birazdan anlayacaksınız hemen açarsanız. Onlar manasını anlarken... Yani özendiriyorsunuz. Ben diyeceğiz. Sözü sana atıyorum. Güven evet, ben konuşayım. Tabii tabii tabii. Evet ben de arkadaşlarıma birer kitap aldım. Kadın ve erkekler arasındaki bu içten içe gizlice yaşanan bastırılmış çekişme duygunuzu pekiştirecek bir kitap. Bize bir şey yapmadınız mı? Yapmadık. Bir şey almadınız mı gelirken? Vallahi almadık. Ayol bir tatlı börek boş geldiniz kim buraya ya? Koydu? Benim ikram ettiğim çikolatayı. Kim koymuşsa kim olabilir? Kim konuşuruz. Şimdi bir dakika dur. Burada ne eksik? Ben deminden beri düşünüyorum. Müzik yok. Evet yok. Evet, müzik yok. Olsun. Sizin sevdiğiniz bir müzik parçası varmış. Sen bugün niye müziğe falan müziğe taktın ya? Öyle bir boşluk duygusu var içinde. Müziksiz sanki biz sıkıcıymışız gibi geliyor. Kendi arkadaşlar, adım o kadar doğru karar veriyor. Arkadaşlar sizin şarkınızı çalacağım şimdi. Sizin sette bir şarkınız var mı? Çok eğleniyorum. Hadi bakalım. Ne şarkısı? Dur onu ayarlayayım. Ne abi? Bir dakika. Oyunda. Oyunda mı? Dur çalmıyor. Oyunda mı? Güven bir şey söyleyeceğim. Danstan önce şuraları bir toplayalım ya. Sence toplamaya gerek yok. Benim kafam kalıyor. Program falan gitti aklımdan. Ben yapayım. Oyunda. Hadi. Allah'a
aşkım.